bayanlar baylar, karşınızda Duygu Atakan. Kendine radyo, podcast, Duygu Atakan, bilmem kaçıncı bölüm, bilmem kaçıncı konu, sürekli hayatın içinden erkeklere küçük küçük dipnotlar alırlar inşallah, karılarını, sevgililerini mutlu ederler. Şimdi bir erkeğin hayatta en mutlu olduğu anları düşünün. Bir erkek sizce hayatında en çok hangi anlarda mutlu olur? Evet, Devo, sana soruyorum. Hangi anlarda mutlu olur bir erkek? Yani hayattaki en mutlu anlarını bir düşün. Genel çocuğunu kucağına aldığı zaman, yani çocuğu doğduğu zaman çok mutlu olur. Tam erkeklerin aslında genel anlamıyla hayatta mutlu oldukları yer. İşte çocuğum doğduğunda, askerlik bittiğinde. Gerçi artık askerlik ilk... İlklerde, öyle diyeyim ben bari. Mutlu oluruz diyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Erkekler genel anlamıyla, yani bu aslında bence insan doğası böyle de, ilişkide ten uyumu ya da işte ilişkide cinsellik diyelim. Öyle diyeyim bari. Hani bu kadar çok açıkta konuşacak mıyım onu da bilmiyorum. Yani aslında bir ilişkideki en büyük dengelerden birini söylemeyi unuttu bence Levent. Erkekler kendilerini mutlu eden kadın isterler. Her alanda. Yani hayatta huzur veren. Bir laf var ama onu söylemeyeyim. İşte mutfakta güzel yemek yapan. Ondan sonra işte özel hayatta, yatak odası içinde kendisini mutlu eden kadın ister. Ve erkekler genellikle sadece cinsellik kendileri için varmış gibi yaşarlar. Bu bir gerçek. Yani genel hep böyledir ya böyle. Erkek mutluysa sanki kadın da mutlu olmak zorunda. Ve ilişkilerdeki en büyük denge bence buradan bozuluyor. Erkeğin bu ilişkiye genelinin, hepsini demeyeyim ama tek taraflı bakmasıyla bozuluyor bence. Çünkü aslında cinsellik dediği şey hepimizin hayatta yaptığı bir şey. Yani eğer çocuk doğurduysak biz, yani değil mi? Annemiz babamız da olduğuna göre annemiz, biz bunu bilmek istemeyiz. Yani hiç kimse annesini, babasını ve çocuğunu cinsellik yaşarken düşünmek istemez. Bu bir gerçek. Ben hayal etmek istemiyorum. Kimse de o kafayla bakmaz. Sanki o insanlar, annemiz babamız hiç bu ilişkiyi yaşamamışlar gibi düşünürüz biz. Bize harbiden leylekler getirmiş gibi düşünürüz. Torun doğduğu zaman da mesela, yani çocuklarımız yapmamış, leylekler getirmiş gibi düşünürüz. Evli. Aynen. Çocuğu uğurluyorsun. O gece mi oluyor artık bilmiyorum. Artık şu an çok daha erken oluyor. O eskide kaldı onlar da. İlişkilerdeki en büyük denge bozulmasının sebebi bence bu. Erkeğin cinselliği sadece kendine özel sanması ve kadının mutluluğunu unutması. Mesela evlilik işin içine girdiği zaman ilk başta tabii ki bu her duyguda böyle. Aşkta böyle, sevgide böyle. İşinde bile yeni aldığın bir cep telefonunu düşün. Ona nasıl bakarsın? Aradan seneler geçer. Nasıl bakarsın? Ya da işte örnek veriyorum. Yeni bir modeli çıktığında onu almak istersin. Değiştirmek istersin. Şimdi evliliklerde, ilişkilerde de, uzun süreli ilişkilerde özellikle bence bir yerden sonra artık o ten uyumu, o işte ne bileyim ilk zamanki tutku, ilk zamanki istek kalmıyor. Herkes bir böyle bir kendini bir salıyor. Bu iş şuna dönüyor. Kafa sallıyor bak. Kafa sallıyor artık burada. Yarasına basmışsın dersin. Ya bu kadınların genel yarası ya. Biz erkekler neden sadece kendileri mutlu olsun istiyorlar? Yani kadın sizin karınız ya da işte sevgiliniz sizi mutlu etmek zorunda mı? Biraz da siz mi mutlu etmeyi düşünseniz acaba? Ha, bu Allah'ın hepimize üremek için verdiği ya da hayatın en güzel duygusu aslında, değil mi? Büyük bir hazdan bahsediyoruz biz. Büyük bir doyumdan, eğer ulaşılabiliyorsa, bahsediyoruz. Erkeğe hak değil ki. Sadece erkek mutlu olsun diye yapılmış bir şey değil ki. Ya da biz orada bir meta değiliz ki. Kadın bir meta değil. Kadını meta olarak görmeye başlıyor erkek bir yerden sonra bence. Ha, bu zaten benim karım. İşte tamam, bunu da yapar. O da olur, bu da olur. Peki kadın ne istiyor? Hiç soruyor musunuz mesela? Bir evliliğin bence bitmesinin en büyük sebeplerinden birisi erkeğin kadına kendini değersiz hissettirmesi. Evet. Kadının da erkeğe kendini yetersiz hissettirmesi. Şimdi sen erkeğe kendini yetersiz hissettirirsen adam kendini böyle pohpohlayacak yerlere doğru gider. Sen de kadına kendini değersiz hissettirirsen o da kendini değerli hissettirecek yere doğru gider. Dolayısıyla evliliklerdeki cinsellik ya da evliliklerdeki özel yaşam diyeyim ben buna, bence çok önemli. Hatta ilişkinin bana sorarsan %80'i bu. %50 falan değil. Bir ilişkide eğer o özel yaşam bittiyse, monotonlaştıysa, bir şey olduysa, koptuysa, çünkü bir yerden sonra alışıyorsun, hep aynı şey diyorsun. Değil mi? Diyorsun ya yine aynı şey olacak, yine aynı şey olacak. Renklendirmek de bir yere kadar gibi geliyor bana. A4 kağıdı düşünelim. Onu bizim hayatımızın içindeki
işte özel yaşam gibi düşünelim. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. A4 kağıtta bir yerde bitiyor. Tersini boyuyorsun yine bitiyor. Bitiyor. Tekrar aynı kağıdın üstüne aynı şeyi boyuyor gibi hissediyorsun. Kağıdı değiştirmekten bahsetmiyorum. Ama erkeklerin bunu böyle gördüğünü düşünüyorum. Kadın mutlu olmak zorunda. Sen kadını mutlu edersen, kadın zaten seni mutlu eder bence. Sen eğer kadını mutlu edersen, kadın da seni mutlu eder. Tabular var mesela, sor. Evet, o başka bir şey. Yani sağlık sorunu oldu diyelim. Erkeğin bir sağlık sorunu oldu. Kadının bir sağlık sorunu oldu. Geçiciyse bitmez ilişki bence. Kalıcıysa çok zor be. Zor devam eder. Herkes bir Allah aşkına dürüst olsun kendisine. Diyelim ki sen 30 yaşında bir adamsın. Eşin rahatsızlandı. Bir şey oldu. Ya talak oldu Allah korusun. O bile değil. Yani cinsel dürtülerini kaybetti. Bir şey yaşadı yani, bilmiyorum. Ve bu sürekli olacak. Ve bu kadın hayatı boyunca bir daha bu hisse çıkamayacak diyelim. Çok saçma bir şey olabilir şu an söyledim ama yani sen 30-35-40 yaşında bir erkek olarak hayat boyu o kadına sence sadık kalabilecek misin? Hiç elini kolunu oynatma. Kalamayacaksın. Kalamazsın. Kadın da kalamaz bence. Çok zor. Kalabilenleri gerçekten yanlarına gidip ellerini öpüp alnıma koymak istiyorum yani. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Çünkü çok zor bir şey abi. Sevebilirsin bak. Sevgi bambaşka bir şey. Onu hayat boyu sevebilirsin sen karını. Karın da seni hayat boyu sevebilir. Hatta bana sorarsan İnsanlar zaten hayatta en fazla gerçekten bir kere seviyorlar gibi geliyor bana. Bir. Diğer insanları da seviyorlar ama bir kişiyi çok seviyorlar gibi geliyor. O insanı da bulup evlendiysen onu hayat boyu sevebilirsin. Bırakmak da istemeyebilirsin onu o halde. Ama sadık kalamazsın. Bu çok büyük bir yalan. Yalan yani. 40 yaşında adamın karısı hastalanacak ya da kadının. Kadın biraz daha kalabilir gibi geliyor bana. Sadık kalabilir gibi geliyor kadın. O da bir yere kadar. Yani tutarsın. Ya anlatabiliyor muyum değil mi? Erkek biraz daha hani orada daha böyle hırçın, daha hayvan. Hani yanlış anlaşılmasın bu söyleyeceğim de içgüdülere sahip olduğu için ben erkeği şey gibi görüyorum ya. Sırtlan yani özel şeyle alakalı, özel yaşamla, cinsellikle alakalı bir böyle bir falan hissediyorum. Yani anlatabildim mi demek istediğin şey? Ha, değil mi o yani hani? Net dedi, duydun yani hani. Erkek öyle. Yani özellikle şey sen değilsin erkek. Belli bir süre sonra. Sen değilsin. Genel erkekler ya. Ya şey gibi böyle yani. Kadın mesela ben şunu söyleyeyim erkeklere. Kadınlarda şöyle bir şey var. Diyelim ki siz karınızla bir ay hiçbir şey yaşamadınız. Abi kadın düşünmeye başlar. Hayırdır ya sen? Bir aydır ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun sen? Hayırdır yani? Nasıl idare ediyorsun? Erkek der ki işte parasal sıkıntım var, o var, bu var, biliyorsun hayat. Kadın biliyorum der ama inanmaz ona abi. Hiçbir kadın inanmaz. Benim o bahsettiğim bu kısmı da hani erkeğin belli bir süreden sonraki kısmı. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, dört, beş ay artık modu. Uzun bir süre mi acaba? Çok uzun. 5 ay uzun bir süre mi? Mesela en fazla kaç ay dayanabilir bir erkek? Mesela Survivor'a gidenler ne yapıyor? Ne bileyim, Survivor'a giderler lan. Şimdi bir şey derdim. 5 aydır oradalar. 5 aydır orada. Onlar açlıktan onu mu düşünüyorlar acaba? Yani akıllarına geliyor mu acaba yani? Ağaca sürtersin. Yani o kadarı bilemiyorum. Nereye sürtecekler? Burayı sil lütfen yani. Hani. Yani bilemiyorum. Ben Survivor izlemediğim için şey yorum yapamayacağım. Ama yani bak dediğim gibi yani kaç ay mesela? Bir erkek ne kadar durabilir? Cinsellik olmadan ne kadar? Askerlikten. 3 ay mı yaptın askerliği sen? 15 ay ne yaptın? 3 ay sonra ne yaptın? 3 ay durdun. 3 ay sonra. Neyse tamam işte. Oraları geçirmişsin karın yanımda. 3 ay durabiliyorsun en fazla. Biliyordum. Onu diyorum. O yüzden bana şimdi karşıma geçip de ben sadık kalırım deme kardeşim. Kalamazsın. Sağlık sorunu. Ha partnerinden bahset. Sağlık sorunundan bahsettin ya sen, ne olacak? Ben ondan bahsediyorum. Ne yapacaksın? Sen 35 yaşında kadın hastalandı. Bir şey oldu. Vicdanını yediremediğin için hayat boyu kimseyle beraber olmayacaksın. Buna kim inanır ya? Ben inanmam. Kadın ölümcül hasta değil bu arada bak. Yani hastalık tabii ki başka bir boyut sonuçta. O vicdani bir şey. Ben vicdani kısmından bahsetmiyorum. Kadın orada daha rahat durabilir diyorum. Erkek bir yere kadar durur ama. Bir sene durur, iki sene durur, üç sene durur. Üç senenin sonunda kadın yine bir şey yapmayabilir. Biz çünkü onunla, sizin kadar onunla yaşamıyor olabiliriz. Yaşayan da vardır. Onunla yaşamıyor olabilir kadın. Yani senin işte bakımınla uğraşır, bir şey olur. Ama erkeğin ben bir yere kadar duracağını düşünüyorum. Bunun örnekleri var. Senin de söylediğin gibi sonuçta hani insan tabii ki vicdan. Hepimizde şey bir yaftalama var. Yalan değil. Sen de dedin ya az önce hani adam işte karısı hasta gidiyor kadına diye diyoruz. Biz işte bilmem ne çocuğu işte gördüğümü hasta karısını da aldattı falan diyoruz. Bir de o adam tarafından düşünmek lazım ne yaşıyor. Ya kadın
tarafını düşünün dedim. Abi 2 sene olmuş, 3 sene olmuş. Yani hayatın kuralı bir şey bu. Yani bu soruyu ben soruyorum. Levent'in sorduğu soruyu şöyle bir şey söyledi. Diyelim ki sen hastasın, Allah korusun. Eşine diyorsun ki hayatım ben seni mutlu edemiyorum. Dışarıda git kendini nasıl mutlu ediyorsan et der misin? Yeter ki haberim olmasın. Evet derim. Ama ben bunu dedikten sonra kendi kendimi de yerim abi. Yapıyorum diye. Çok üzülürüm. Yaparsa üzülürüm. Bunu söylememem lazım. Yani bana bunu söyletmemesi lazım. Ben bunu söylediğimde de ne alakası var hayatım yani. Ben seni seviyorum. Boş ver gerisini derse biraz içim rahatlar. Ama onun dışında vallahi üzüntüden ölürüm yani. Böyle düşünmek lazım. Yapılır ama. Ama emin ol kadın bunu zaten eğer hastaysa ve adam bunu aldatıyorsa yani aldatıyor diyemiyorum ben artık ona da ya. Yani 2 sene 3 sene sonra yani o aldatmaya giriyor mu? Allah katında ne oluyor mesela? Keşke şurada bir imamımız bir şeyimiz olsaydı da hani sorsaydık Allah katında bunun karşılığı ne? Ama genel anlamıyla şöyle düşünmek lazım. Kadın eğer sana şey diyorsa ya sen hayırdır yani ya? Ne yapıyorsun? Kadına bunu söyletmeyin bak. Kadına bunu söylettiniz mi sıkıntı. Kadını mutlu edeceksin. Bu kadar basit. Kadını mutlu etmeden kadının da seni mutlu etmesini beklemeyeceksin. Bu karşılıklı. Özel hayattaki mutluluktan kastımı soruyor isen eğer, kadını bir doyuma ulaştırmaktan bahsediyorum. Doyuma ulaştırmak, bir hazza ulaştırmak. Bu bir okşama olabilir. Bu bambaşka bir şey olabilir. Yani kadının tercihine de bağlı sonuçta. Diyelim ki ben bir kadın olarak saçımın okşanmasını seviyorum. Örnek veriyorum. Ya da boynumun öpülmesinden hoşlanıyorum. Tamam mı? Onu bilerek ona göre hareket etmek. Kadının ne istediğini bilip o mutluluğu vermekten bahsediyorum. Birbirini tanımaktan bahsediyorum. Evet. Birbirini tanıyıp ona göre hareket etmek. Kadının asla yapmam dediği bir şey kadından istemeyin mesela. Ben erkeklerin şu şeyine uyuz oluyorum abi. Bunu söyleyip böyle bitirmek istiyorum yani. Ya siz ilişki yaşadığınız bir kadına yani fantezi olarak gördünüz. Ya hani birkaç kadın ve ben tek. Yani hani iki kadın ben tek. İşte bizi izlesinler. Böyle şeyler var mesela. Yani hani diyor ki kadına hani iki kadın ben bunu çok merak ediyorum. Hani sırf merak ediyorum. Asla yapmam ama merak ediyorum. Bir kere sen merak ediyorsan bunu, her erkek bence bu arada merak ediyor. Bunu merak etmeyen erkek bence yok. Şu anda dinleyen bütün erkeklerin ben eminim ki hepsinin böyle bir fantezisi var. İki kadın, kendisi tek ya da iki ve üstü. Kendisi tek. Sonra ama partnerine mesela şunu söylüyor. Biz seninle devam edelim, onlar izlesin. Niye izliyorlar abi? Çünkü güç gösterecek. Bak görüyor musun hani? İzle yani ha, bunun hayaliyle yaşa diyecek. Anlatabildim mi? Erkeğin istediği bu yani. Başka kadınlara hava atıyor yani. Kadınların böyle fantezisi vardır. Vardır tabii. Kadın böyle bir şey isterse erkeğin cevabını çok merak ediyorum. Düşünsene ilişkide yaşadığın kadın sana geliyor diyor ki ya vallahi ben merak ediyorum. İki ve üstü erkek ve ben tek. Orada ne olur biliyor musun? Orada olay çıkar. Türkiye'de bunu söyleyebilecek kadın bence çok az sevgilisine. Bunu söyledim çünkü orada erkeğin bütün o kendine has böyle o ben buyum hani bak görüyor musun şeyini yıkıyorsun çünkü. Nasıl yani ya ben sana yetmiyor muyum diyor. Nereden çıktı ya bu diyor 2-3 erkek işi diyor. Ben sana yetemiyor muyum kardeşim diyor. Bu ne demek diyor yani. Sen ne diyorsun diyor. Ama düşünmüyor. Kadın bunu düşünecek mi düşünmüyor. 2-3 kadın bu benim hayalim. Kadın orada ne düşünüyor? Ben bu adama yetemiyor muyum? Düşünüyor. Yalan mı abi? Nedir yani bu? Ben anlamıyorum bu merak ya. Bir şeylerde izlediğiniz, işte o x'li mix'li 3x'li sitelerde izlediğiniz her şeyi yapabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ha bu arada bunu yapabileceğini düşünenlerin çoğunun da ben yapabileceğini düşünmüyorum. Yani oraları... yani durum bu.